usurador sevgili izleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, içinde bulunduğumuz girmekte olduğumuz zamanlarla alakalı olarak tabi e, sorularımız olacak bundan sonra. E, şimdi e, halk arasında hani e, işin tekniğine girmeye gerek yok. Yani hani teknik olarak Türkçe kaidelere göre yanlış söyleniş var ama e, hani üç aylar deniyor. Galat deniyor. Dalat deniyor böyle ama yerleşmiş. böyle yerleşmiş yani. Üç aylar deyince herkes aynı şeyi anlıyor. Şimdi o üç aylarla ilgili olarak e, sormak istiyorum. 3 aylar hangi aylardır? Bunların önemi nedir, e, efendim? fazileti özellikleri ve bu aylarda Müslümanların nasıl davranması gerekir, neler yapmaları gerekir? Bize genel olarak bilgiler verebilir misiniz efendim? Hem e, galat Meşhur diye e, kitaplara e, geçmiş e, üç aylar olarak da sizin de ifade ettiğiniz şekilde halk arasında da yerleşmiş üç aylar deyince herkes anlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylar diye. Bu üçüne biz üç aylar evet. tabirini kullanıyoruz Recep, Şaban, Ramazan. Evet. Recep ve Şaban Raban, e, Şaban ve Ramazan. E, şimdi İslam alimlerinin böyle bir tanımı, tarifi var. O her şeyi anlatıyor. İslam alimleri buyuruyorlar ki Yıl ağaç gibidir. Ağaç gibidir. Recep ayı ağacın yapraklı olduğu, Şaban ağacın meyveli olduğu, Ramazan ise meyvesinin toplanacağı zaman gibidir. Kasas misal verir. zamanı. Evet, yani. hasıl zamanına. Recep Allahu Teala'dan mağfiret, Şaban ayı şefaat, Ramazan ayı ise sevapların kat kat olduğu aydır. Zaten ee, uzun uzun anlatmaya gerek yok. vermişler burada. Evet. Yani zihinde kalabilecek şekilde e, yılı ağaca benzet, benzetmişler. İşte ilkbahar. Çiçek açıyor, meyve şey yapraklar, yapıyor, falan, yapraklar açıyor. Falan. Açıyor, çiçekler açıyor. Recep ayını buna benzetmişler. Şaban e, işte meyveler artık e, olgunlaşmaya başlıyor, olgunlaşmış. Ramazan-ı e, e, Şerif'te bu meyveyi hasas zamanı diye anlatıyorlar. Fakat e, öbür tarafta da e, işte Recep ayı mağfiret ayı, Şaban şefaat. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep Allah-u Teala'nın e, ve Şaban benim Ramazan-ı Şerif'te ümmetimin ayıdır. Mealeler bir şerif de var. Recep Allah-u Teala'nın Şaban benim ayım ve Ramazan-ı Şerif'te aynı şekilde ümmetimin ayıdır diye. Ama yani, asıl zamanı olarak bildirilen. E, ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Recep ayı da gelince, Ya Rabbi bize Recep ve Şaban aylarını mübarek eyle ve bizi Ramazan'a eriştir diye de dua ederlermiş. Hatta Hazreti Ali radiyallahu aleyhi Hazreti dört 4 geceyi tamamen ibadette geçirmiş. Bu geceler Recep-i Şerif'in ilk gecesi, Ramazan bayramı, Kurban bayramı geceleri ve Şaban-ı Şerif'in 15. buna da Berat gecesi deniyor. Dolayısıyla e, bu e, üç aylar olarak bilinen Recep e, Recep ayının, Şaban ayının ve Ramazan ayının kendisine mahsus ayrı ayrı faziletleri var. Hatta Hz. Ali radıyallahu anh Hazretleri üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı için her günü için ayrı bir fazilet bildiriyor. Her, her günü gün. için evet. ayrı bir fazilet bildiriyor. E, şimdi e, allah Teala buyuruyor, buyuruyor kitaplarda Muhammed aleyhisselamdan önceki gelen peygamberlerin ümmetlerine uzun ömür vermiş. Mesela 300 sene, 500 sene, 800 sene ibadet edenleri var. E bu ümmete zaten verilen ortalama ömür 60 65 sene. Bu ümmetin peygamberi Muhammed Aleyhisselam miladi takvime göre 61, hicri takvime göre 63 yaşında ahirete intikal etti. E bir de bunun aynı şekilde 11 12 13 yaşında bulu çağı diye kabul et. Mesela 63 yaşında 13'ünü kabul et, çıkar. Geriye kaldı 50 sene. Öbürsünün 300 senelik ibadeti var. Bu 50 sene nasıl aynı şekilde o 300 seneyi 500 seneyi kapatacak? Yani. Ve de ve de bu ümmet ümmeti merhumedir. Aynı şekilde merhametle muamele olunmuş ümmettir. Diğerlerinden de aynı şekilde kıymetlidir buyuruyor. Ama adaletsizlikmiş gibi görünüyor Gibi yani. Madem kıymetli, niye böyle <gülüyor> adaletsiz? <gülüyor> bu şekilde oluyor? Ama Allahu Teala bu ümmeti evet zayıf yaratmış. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ümmetim zayıftır buyuruyor. Zayıf yaratılmış. Ömrü uzun kılınmamış. Fakat allah Teala öyle geceler, öyle aylar, öyle günler yaratmış ki, önceki ümmetlerin, önceki ümmetlerin senelerce kazandığını bu ümmet bir gecede kazanıyor. Mesela. Mesela. Ramazan ayında birinden işte 29 veya 38, 30, 30, 30 tek geceleri içerisinde e, Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen e, Kadir Suresi'nde geçiyor. E, Estağfirullah inna enzelnahu fi leyletil kadir. Ve e, sadakallahu aleyhi Orada buyuruyor ki biz Kadir Gecesi'ni aynı şekilde Kadir Gecesi'ni indirdik. Bu bin aydan hayırlıdır ifadesi geçiyor. Aşağı yukarı biz çarptığımız zaman bugünkü matematik şeylerle çarptığımız zaman 82-83 sene ediyor. Yani Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde bir kimse bir saat kadar ibadetle meşgul olsun, Kur'an-ı Kerim okusun, ibadet taat yapsın, namaz kılsın, e, Peygamber Efendimiz'in, Eshab-ı Kiram Efendimiz'in hayatlarını okusun, kendisine lazım olan fıkıh bilgilerini okusun, bir saat meşgul olsun. Önceki ümmetlerin 80 sene yapmış olduğu ibadetin sevabını kazanıyor. 10 sene böyle Kadir Gecesi'ni yakalasa 800 sene ediyor. Dolayısıyla ortada bir adaletsizlik yok. Hatta karlı duruma geçiyor. Karlı duruma geçiyor. Evet. Hem az ibadeti diyor ama kazan çok fazla. Kazancı çok fazla. Dolayısıyla Recep böyle bir ay, Şaban böyle bir ay, Ramazan-ı Şerif böyle bir ay. Yani kazancının bol olduğu bir zaman. Yalnız Mustafa Bey bir de ehl Sünnet alimleri şu ifadeyi kullanıyorlar. Böyle mübarek geceler, mübarek aylar, mübarek zaman dilimleri daha doğrusu. İşte bunları metü ederken, bunların faziletinden, öneminden bahsedilirken buyuruyor ki bu gecelere kıymet vermek, bu gecelere, bu günlere, bu aylara kıymet vermek, değer vermek demek günahı terk etmektir. ...haramdan sakınmaktır. Haram işlememekle olur bu. Şöyle bir şey var mı? Sanki hani duymuş gibiyim. E, katlarıyla sevap veriliyor ya... Hı hı. E, ...peki günah işlersek... ...bu defa... Yine... Allah saklasın. Mübarek zaman dilimlerinde... ...işlenen günahlar da... ...diğerleri zamanki gibi olmuyor. Diğerler zamanki gibi olmuyor. Evet açık net bir ifade... ...ifade kullanılmamış ama... ...katlarıyla aynı şekilde geliyor orada da. Katlarıyla sevap verildiği gibi... ...tabir caizse yani çokça geliyor ve gidişi de çokça oluyor. Kıymetini bileceğiz o zaman. E, kıymetini bileceğiz. Evet. E, bunun içinde e, bunun içinde böyle mübarek ayları, böyle mübarek ayları e, mesela oruç tutarak, namaz kılarak, hayır hasenat yaparak, sadaka e, sadaka vererek, e, çoluğuna çocuğuna, komşusuna iyi muamele ederek ve bir de madem ki sene de bir defa geliyor bunlar, gelecek seneye biz Recep ayına kavuşacak mıyız? Şaban ayına kavuşacak mıyız? Ramazan ayına kavuşacak mıyız? Belli değil. Belli değil. Bu sene eğer Allahu Teala lütfedip ihsan edip de kavuşmuşsak bunun kıymetini ve değerini bilmemiz lazım. Nitekim bizden önceki ahirete intikal eden insanlar onlar da Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kavuşmuşlardır. Ama şimdi vefat ettiler ellerinde bu imkan yok. Tabi vefat edince orada hakikati gördüler eyvah dediler. Niçin aynı şekilde biz hayattayken bunun kaderi ve kıymetini bilmedik? Onun için hiçbir şey yapamasa bir kimse elini eteğini haramdan çekinse bu aya saygı göstermiş olsa o bile kardır. Çünkü allah Teala bizim yaptığımız ibadetlere ihtiyacı yok. Ya allah Teala'nın e, bir emrine kıymet ve değer vermek indi ilahi de daha makbuldur buyuruyor. Daha makbuldür. Mesela e, hadis şerifte, bir hadis-i şerifte, Recep şerifte bir kimsenin tuttuğu bir orucun sevabı o kimsenin 30 sene nafile orucu tutmasına eşittir buyuruyor. Yani o derece kıymetli mi kıymetli. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri senede dört geceye dikkat edip ibadette geçirmek lazımdır. allah Teala o gecelerde rahmetini saçar. Bu geceler Recep'in ilk cuma gecesi, Şaban 15. gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi ve Ramazan bayramı geceleri. Dikkat derseniz bu e, 3 üç aylar içerisindeki zikredilen geceleri zikrediyorlar. Regaib gecesi, Berat gecesi Kadir gecesi evet. Ömer bin Abdülaziz hazretlerinin üzerinde durdu. Recep tevbe hürmet ve ibadet ayıdır. Şaban muhabbet ve hizmet ayıdır. Ramazan ise yakınlık ve nimet ayıdır buyuruyor. Ve Zinnun-u Misri Hazretleri, Recep tohum ekme, Şaban sulama Ramazan ise hasat haset ayıdır. Ha, özür dilerim. Ha, hasat ayıdır. Evet. Yani harf değiştiriyorsun anlam değişti değil mi? Hasetle hasat ne kadar evet, fark, evet. fark ediyor. Ee, hasat ayıdır. Yani ekip suladığını biçip toplayacak bir aydır. Herkes ektiğini biçer. Amel ibadetin karşılığını alır. Tohum ekmeyen, hasat mevsimi gelince pişman olur. Yani e, biz ilkokuldayken bir okuma parçası vardı. Cırcır böceğiyle e, karınca. Şeyde, karınca hikayesi anlatılıyordu Hı. da e, yaz, kışın aç kalınca karıncanın kapısını çalmış. Demiş sen yazın ne yapardın? Saz çalardın. Ne demiş devam et. <laughs> e, şimdi böyle aylarda da saz çalarsan e, hasas zamanı eline avucuna bir şey geçmez. Eline avucuna bir şey geçmez. Onun için 3 e, üç ay olarak, bilin, e, olarak bilinen bu aylar Müslümanlar için çok büyük bir nimettir, çok büyük bir fazilettir. E, allah Teala hakiki manada karşılanmamızı, hürmet etmemizi, sahip göstermemizi ah. ve ibadet etmemizi de nasip ve müyesser eylesin inşallah ah. Teala diyoruz ah. efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Osman Ünlü hocamız 3 aylarla ilgili olarak bize bilgiler verdi. Sonundaki duaya da hep beraber amin dedik. Önümüzdeki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere şimdilik hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Sırf rızayı ilahi için toplanıp Allahü Teala'yı ananlara göklerden bir münadi, Allahü Teala günahlarınızı sevaba çevirdi. Yerinizden mağfiret edilmiş olarak kalkın diye seslenir. Sol cenneti Jannah <laughs> Kamil Mihal, Saadeti Ebediye Kur'an-ı Kerim, Nazm-ı Nazm, lügatta, incileri ipliğe dizmeye denir. Kelimeleri de, inci gibi, yan yana dizmeye, nazm denilmiştir. Şiirler, birer nazmdır. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, Arabidir. Fakat, bu kelimeleri yan yana dizen, Allahü Teala'dır. Bu kelimeler insan dizisi değildir. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala tarafından mübarek kalbine bildirilen şeyleri Arapça olarak anlatırsa Kur'an-ı Kerim olmaz. Bunlara hadisi kutsi denir. Kur'an-ı Kerim'deki Arapî kelimeler Allahü Teala tarafından dizilmiş olarak ayetler halinde gelmiştir. Cebrail ismindeki bir melek bu ayetleri bu kelimelerle ve bu harflerle okumuş. Muhammed Aleyhisselam da mübarek kulaklarıyla işiterek ezberlemiş ve hemen eshabına okumuştur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i Kureyş kabilesinin lügatiyle, diliyle gönderdi. Kur'an mahluk değildir. Allahü Teala'nın başka sıfatları gibi ezeli ve ebedidir. Kur'an-ı Kerim Kadri gecesinde inmeye başlamış ve hepsinin inmesi 23 sene sürmüştür. Tevrat, İncil ve bütün kitaplar ve sahifeler ise hepsi birden bir defada inmişti. Hepsi insan sözüne benziyordu ve lafsları mucize değildiler. Onun için çabuk bozuldu, değiştirildiler. Kur'an-ı Kerim ise Muhammed Aleyhisselam'ın mucizelerinin en büyüğüdür ve insan sözüne benzememektedir. Nasuhi Üsküdari Hazretleri. Bir önceki bölümümüzde İstanbul'da doğup büyüyen Nasuhi Üsküdari Hazretlerini anlatmaya bu bölümümüzde de devam ediyoruz. Dünya yani Allahu Teala'dan uzaklaştıran her şey onun elinin tersiyle ittiği bir çöplükten başka bir şey değildir artık. Hocası kısa bir süre sonra onun maddi manevi ilimlerden mezun olduğunu gösteren bir icazet yani diploma verir ve bu genç talebesini insanlara İslamiyeti ve ehl Sünnet itikadını anlatmak ve dini ilimlerde aydınlatmak üzere görevlendirir. Nasuhi Hazretleri bu şerefli görevi büyük bir memnuniyet ve teslimiyetle kabul eder. Çünkü o da her evliya gibi ahiret hayatının, kabrin hesaba çekilmenin ne kadar çetin olduğunu görmüş gibi bilmekte ve hücrelerine varıncaya kadar bu korkuyla yaşamaktadır. O halde insanları ateşten kurtarıp onların ebedi saadetine sebep olmak görevi icabı ve merhameti gereğidir. Bu arada Venedikliler Sakız Adası'na saldırmışlar ve Müslüman halka akla gelmez işkenceler yapmaktadırlar. Mezamorto Hüseyin Paşa komutasındaki bir donanmamız Venediklilerle muazzam bir muharebeye girer. İstanbul'da Nasuhi Efendi ise dergahtakilerin hikmetini anlayamayacağı şekilde kimsenin olmadığı bir odaya girmiş, zikir ibadetle meşgul bir şekildedir. Bu tam kırk gün sürer. Bir süre sonra Nasuhi Hazretleri yakın dostlarından birkaçına şu müjdeli haberi verir. Elhamdülillah, Sakız Adası ehli İslam'a nasip oldu, buyurur. Nasuhi Hazretlerinin evliyalığından şüphesi olmayan yakınları yine de bu tarihi not ederler. Birkaç gün sonra Sakız Adası'nın fethi haberleri İstanbul'a ulaşır. Sakız Adası'nın fethine katılan gazilerden bazıları Nasuhi Efendi'nin dergahına ziyarete gelirler ve yeminle ''Biz Sakız Adası'nda çarpışırken Nasuhi Efendi'yi yanında hiç görmedikleri kimselerle'' elinde yalın kılıç düşmana aslanlar gibi saldırdığını gördük derler. Herkes bu açık keramet karşısında bir daha hayran olurken Nasuhi Hazretlerine bu savaşa katılanların söyledikleri karşısında mest olurlar adeta. Çünkü onların fetih günü olarak verdikleri tarih Nasuhi Hazretlerinin İstanbul'da fethi müjdelediği günle aynı gündür. Sakız Adası'nı fetheden Hüseyin Paşa, konağında misafir ettiği Nasuhi Hazretlerine pek bir hürmetkar davranır ve Nasuhi Hazretlerinin dergah inşaatı için almış olduğu borçları da ödeyerek büyük velinin duasına mazhar olur. Bereketli dualarıyla ümitsiz hastaların sıhhate kavuşmasına sebep olan ve daha nice kerametleri görülen büyük evliya Nasuhi Hazretleri ardında nice evliyalar, alimler ve yüzbinler bırakarak 1718 yılında vefat ederek ömrü boyunca her hücresiyle aşkıyla yandığı Allahu Teala'ya kavuşur. Ve üzerinden yüzyıllar geçtiği halde günümüzde hala ziyaret edildiği İstanbul Üsküdar'da Doğancılar semtindeki Nasuhi Dergahı bahçesine defnedilir. İstanbul'un manevi yıldızlarından Nasuhi Hazretleri buyurdular ki: Her türlü üstünlük ve saadet İslamiyet'in çizdiği sınırların içindedir. Her türlü sıkıntı ve felaketin sebebi Allahu Teala'nın emirlerine uygun davranmamaktır. Amellerinizi ihlasla, yani sadece Allah rızası için yapın. Yoksa yaptığınız ibadetlerin sevabından mahrum kalırsınız. İslam Ahlakı Hastalıkta namaz Ayakta duramayan veya ayakta durunca hastalığının uzayacağını çok zanneden hasta, namazını oturarak kılıp rükû için bedenini biraz eğer. Sonra dikilip, sonra yere secde yapar. Kolayına geldiği gibi oturur. Diz çökmesi, bağdaş kurması, ihtiba etmesi yani kaba etleri üzerine oturup kollarını dizlerinin etrafına halka yapması caizdir. Baş, diş, göz ağrısı hastalık sayılır. Düşmana görünmek korkusu da özürdür. Ayakta olunca abdesti bozulan da oturarak kılar. Bir şeye dayanarak ayakta durabilen dayanarak kılar. Ayakta fazla duramayan iftitah tekbirini ayakta alıp, ağrı hasıl olunca oturarak devam eder. Yere secde yapmaktan aciz olan, ayakta okuyup, rükû ve secde için oturarak ima eder. Oturup rükû için biraz, secde için daha çok eğilir. Bedenini eğemeyen, başına eğer. Bir şey üzerine secde etmesi lazım değildir. Bir şey üzerine secde ederse, secde için rükûdan fazla eğilmişse, namazı sahih olursa da mekruhtur. Dayanarak oturmak mümkünken, yatarak ima caiz olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hastanın önüne yastık koyup, yastık üzerine secde ettiğini görerek, yastığı alıp atmış. Hasta önüne tahta koymuş, onu da atmış ve, muktedirsen erd üzerinde, yani alnını toprağa koyarak kıl. Buna gücün yetmezse, ima et, ve secde için rükûdan daha çok eğil buyurmuştur. bahr Raik'te bildirildiği üzere Ali İmran suresinin 191. ayeti kelimesi namazı gücü yeten ayakta kılar aciz olan oturarak kılar bundan da aciz olan yatarak kılar demektedir. Görülüyor ki ayakta duramayan hasta oturarak kılar. Oturamayan yatarak kılar. Herhangi bir şekilde oturamayan yatarak kılar yerde oturabilen hastanın ve otobüste tayyarede gidenin, koltukta, sandalyede ayaklarını sarkıtarak kılması caiz değildir. Cemaate gidince ayakta kılamayan, evinde ayakta kılar. Camide, sandalyede, koltukta oturarak ima ile kılmak caiz değildir. İslamiyetin bildirmediği şekilde ibadet yapmak bid'at olur. Bid'at işlemenin büyük günah olduğu fıkıh kitaplarında yazılıdır. Kıbleye dönemeyen hasta kolayına gelen cihete doğru kılar. Sırt üstü yatanın başı altına bir şey konarak yüzü kıbleye karşı yapılır. Dizlerini dikmesi iyi olur. Başı ile ima edemeyenin namazı kazaya bırakması cahiz olur. Namaz arasında hasta olan gücü yettiği şekilde devam eder. Yerde oturarak kılan hasta namazda iyi olursa ayakta kılarak devam eder. Aklı, şuuru giden Namaz kılmaz. Beş vakt geçmeden iyi olursa, beş vakti kaza eder. Altı namaz geçerse, hiç kaza etmez. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Şirinli'limiz Kayseri'den sesleniyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkıları yapmakta olduğumuz programlarımızın, Kayseri programlarımızın bu bölümünde sizlere yine Kayseri ticaret hayatında çok önemli bir yeri olan Vezirhan'ı anlatacağım. Vezirhan'ın önüne geldim. Üstteki levhadan da görüyorsunuz, bugünkü kullandığımız yazıyla yazılmış Vezirhan'ı var. Belli ki onun oradaki kitabesi kaldırılmış. Bir zamanlar böyle üzerindeki yazı Osmanlıca diye tarihi yerlerin alnındaki kitabeler, yazılar, mühürler, turalar böyle çekişlerle kırılıp ezilip ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Bundan herhalde ya bu yazılar görünmesin diyorlar. Şimdi de Avrupalı turist geldiği zaman aman bakın işte burada kitabesi var adamlar kitabeyi arıyor başlıyor üzerindeki tozu almıyor. O neydi? Bu neydi? Şimdi gelin hanın giriş kapısından geçerken bir han kapısı daha gösterelim. Size bundan önceki programımızda bir han kapısı gösterdik. Pamuk hanı kapısını gösterdik. Bir de bakalım vezirin hanı nasılmış? Oradaki bir valinin kızının yaptırdığı handı. Bu ise Osmanlı'nın baş veziri Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı 1723'teki bir han. Bakalım Sadrazam nasıl bir han yaptırmış? Girelim efendim. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı vezir hanının Han kapısının öndeyim. Görüldüğü gibi hanların sol kapılarında, sol kanatlarında böyle bir küçük kapıcık var. Bu insanların girip çıkması için yapılır. Bir de emniyet mülahazasıya gelen kimse o buradan gözlenir. Bir de yukarı tepede bir delik olması lazım. Han idarecisinin veya han bekçisinin aşağı kapıya geleni görmek için o maalesef burada bir restorasyonda kapatılmış. Şimdi bu kapıların alt tarafı çürümüş. Konun karşısına da e, kapı sabitlenmiş bu oynamıyor oynamıyor Halbuki kapı niye yapılır Efendim açılıp kapansın diye yapılır sabit olsaydı bu kapı konmazdı buraya Yazık günah bu kadar masraf edilir miydi dövme demirden Efendim bunlar saç değil tek tek dövme demir yapılmış buraya perçinlenmiş hakikaten tarihi özelliği olan yani 300 seneyi neredeyse doldurmaya çalışan bir kapı önündeyiz. Bu kapının altındaki çürük levhalar değiştirilemez mi? Demir dövecek adamımız mı kalmadı efendim? Fabrikasyon yapın da şimdi imitasyon olarak üzerine bir iki de iz yapın olsun dövülmüş eğer olmuyorsa yani ki ben olacağını zannediyorum. Anadolu'da daha sıcak demirle uğraşan çok esnaf var bundan ev geçindiriyor, çocuk okutuyor. Evet kapı gayet geniş tutulmuş. Buradan rahat bir şekilde yüklü hayvanlarda, kervanlarda buradan geçebilirler, yüklerini indirebilirlerdi. Bazı hanlarda ki bu beylikler döneminde daha ziyade olmuş, Osmanlı'nın bu 1723'lü yıllarındaki ölçülerde artık başka şeyler kullanılıyor herhalde, yollarda kontrol ediliyor. Hanlardan içeriye girerken develerin üstündeki yükün yüksekliği ölçülürdü. Ölçüyü aşıyorsa bir defa o deve kervanı içeriye alınmazdı. Bir. İkincisi kervanın sahibi insafsızlıktan, deveye zulmetmekten, merhametsizlikten ceza görürdü. Şehre sokulmaz hadi git kardeşim derlerdi. Sen hayvanlarına iyi muamele yapmıyorsun. Cezasını da çekerdi. Ee, hayvan hakları, hayvan hakları işte hayvan haklarına böyle riayet ederdi. Ecdadımız bundan 700 sene önce. Şimdi biz girelim bu hanın içerisinde. Güzel bir mekan var efendim. İkinci ee, ikinci bölümünde ferah, rahat, han hakkında bize bilgi verecek bu iki katlı hanı güzel güzel anlatacak bir görüntüdür. Orada biraz daha Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın yaptırdığı hayır hasenatı daha neleri vardı, nasıl bir hayat sürdü, onlar hakkında özet bilgi vermeye çalışayım efendim. Gidelim öyle. Efendim şimdi birinci bölümüne girdik Vezir Hanı'nın. Kayseri vezir hanının. bu Vezirhanları vezir hanı başka yerlerde de var efendim. Hatta Bilecik'in orada bir de Vezirhan diye o kervan sarayı gösterir efendim. Burada arkamızda hanın odalarından birisinde bir sanduka var. Üzeri yeşil örtülmüş ve buraya da bir levha koymuşlar. Sonradan bir hayırsever koymuş öyle zannediyorum. Hürmetsizlik olmasın diye. Şehriyari Kadesallahu Sirrahül Aziz Maalesef bir de oraya tam veridir demiş. Tam veridiri ben anlamadım. Böyle bir kelime de duymadıydım bunu göstermekten maksadım şu. Burada muhtelif branşlarda işlerle uğraşan esnaf var. Tabii yeni iş hanları falan yapılınca buralar ikinci dereceye düştü şu anda. bazı esnaf işte ufak tefek antika şeyler yapmaya çalışıyor. Bir kısmı toptan bazı el yap melyaf işleri yapıyor. Zamanın birinde burada deri işiyle uğraşan da esnaf varmış bu havalide. Deri alıp satan, işte deriyi tuzlayıp buraya koyan falan. Kayserli birisi böyle bir türbe olduğunu burada bilmiyor. Rüyasında görüyor ki ya bu kokudan ben çok rahatsız oluyorum. Ne olur bu kokun arası bu koku olan şeyleri yanımdan kaldırsınlar. Çok rahatsızım diye. Ben filan kimseyim diyor. Allah Allah. Ona soruyor, buna soruyor. Ya bu hangi handadır, nerededir falan. Neyse bu handa böyle bir türbe olduğunu bazı eski Kayserilerden öğreniyor. Geliyor bakıyor ki hakikaten burada derici var. Diyor ki abi vaziyet böyle böyle. Ben rüyamda ikaz edildim benden söylemesi. Bu zatı o da kaldırılıyor. Şimdi tabii biraz bakıma muhtaç. Burası zaten restorasyona girecek. Yani burayı için ben e, tenkidici bir şey söylemek istemiyorum. Bu mevcudu zaten şu andaki ne vakıflar idaresi ne mahalli idare eden efendim e, sorumlu kimseler bu hali zaten beğenmiyorlar. Planları falan yapılmış. Yakın bir zamanda boşaltılıp restorasyona girecek. E, ömrümüz varsa efendim Görün işte yani illa olsun da uzun olsun da ben bir daha göreyim burayı falan diyoruz. Ömrümüz varsa yapıldıktan sonra da çekmek kısmet olur. Olmazsa burada zaten Kayseri'nin içerisinde mahallen tarihle ilgili çok çalışkan insanları duyuyoruz. Eskiden vakıf yetkilileri olan kimselerden böyle. Hakikaten iyi bir gayret gösterdikten duyuyoruz. İnşallah onlardan birisi gelir verirler. Biz Han'ın esas ana bölümüne geçiyoruz şimdi efendim. Şimdi ikinci bölümüne girdik vezir hanının damat İbrahim Paşa bu hanı yani vezir hanını daha önceden yerine bir han vardı ama çok harabe vaziyetteydi. Devletin de ekonomik durumu biraz işe el verince, paşanın kendi ekonomik durumu da el verince birçok yerlere böyle hayır eserleri yaptırdı. Bir de budur. Yani yerinde bulunan bir hanın temelleri üzerine yeniden ve o dönemin 1723'ün stiliyle bir han yaptırmış oldu. Yaşadığı dönem 3. Ahmet Han dönemi. Osmanlı'nın Lale Devri diye bizim biraz da böyle istisayla adını ettiğimiz, adını söylediğimiz devrinin sadrazamıdır. 3. Ahmet Han çok akıllı bir padişahtı. Gerçekten zamanında memlekette bilim ve teknikte büyük ilerlemeler oldu. Matbaa onun döneminde Osmanlı'ya geldi. Öyle ki ilk batbağının kurulmasını bazıları Üsküdar'da ilk batbağa kuruldu derler ama Topkapı Sarayı'nın birinci avlusunun denize doğru olan otlu kapısına yakın yerinde kurdurdu. Ha diyecek şimdi bazıları. Görüyor musun? Yani burada sansür için ne basılıyor ne ediyor göreyim diye. Hayır efendim. Kendi sarayından yer ayırıyor padişah. Başka bir yere kurun derdi. Oraya başa bekçiler koyardı efendim. Gelip de padişah kendisi matbaanın başında duracak değil ya. Hala bu matbaa çalışır efendim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İstanbul'daki bir matbaası olarak görev yapar. Ama aynı matbaa değil de makinalar girmiş, o olmuş, bu olmuş. Efendim Osmanlı'ya matbaanın girişini uzun uzun tenkit ederiz. Niye ederiz? Geç girdi. Ne kadar geç girdi ki Avrupa'dan yani? çok çok geç girmedi. Osmanlı'da o dönemde binlerce insan hattatlık yaparak yani kitapları çoğaltarak tensih ile geçirirlerdi. İyi de para kazanırlardı. Düşününüz böyle el sanatıyla para kazanan sanatkarın olduğu bir ortamda herhangi bir dal olsun bu efendim. Mesela dokuma dalı olsun. El tezgahları yerine makine tezgahları. Avrupa'yı kökünden salladı efendim. 1830'larda Avrupa'yı kökünden salladı. Birçok isyanlar çıktı. Toplu hareketler oldu Avrupa'da. Neden? Dokuma tezgahları tezgah haline böyle fabrika haline gelince birçok insan işsiz kaldı. Aç kaldı. Aç insan ne yapacak? Mecburen bazı sıkıntılar çıkaracak. Devletinin başına çıkarabilir yani. Efendim ya ölecek ya da yaşamak için bir şey kazanması lazım. O da yok. Toplu işten çıkarmalar var. Osmanlı'da böyle bir şey yaşanmadı ki efendim. 1700'lü yıllarda, 3. Ahmet Han 1703'te malum başa geçti, 1730'da da tahttan indirmek istediler. Hay hay dedi, çekildi efendim. Çekildi, akıllı adamdı efendim, hiç ısrar etmedi. Sonra kendisi e, tahttan hal edilmiş bir padişah olarak 8 sene kadar daha yaşadı ve ondan sonra vefat etti. Lale devrinde Osmanlı'nın kağıthanedeki yaptığı tarihi köşkler eğer, ayakta ve hayatta kalabilseydi, bugün kağıthane bölgesi Osmanlı'nın belki de dünya yedi harikasından birisi olarak Türk turizmine büyük hizmette verecek bir yer olurdu. Maalesef isyancılar evvela oradaki köşklere saldırdılar, servet düşmanlığı yaptılar. Bine yakın ahşap köşkü iki gecede küretti bıraktılar efendim. İşte damat İbrahim Paşa, bu padişahın veziriydi, ileri görüşlü birisiydi. Matbaanın gelmesine ve diğer işlerde de yeni askerlik düzeni kurma hazırlıklarında bile padişaha fikirler vermiş, iyi bir insandı. Yetim bir çocuktu efendim Nevşehir'de. 25 yaşlarında, eli kolu güçlü, tarlalarda orada burada ameliyatı geçmiş, çalışmış. İstanbul'da sarayda bulunan, sarayın bazı hizmet kısımlarında bulunan, hizmetli yani bostancı gibi bulunan bir hemşerisinin yanına gitti ki bana bir iş tavsiye et ne yapayım ne edeyim diye. Baktı ki aa Nevşehir'den gelmiş, Buşkara'dan gelmiş. Hemşerisi elli kollu, zeki de bir çocuk, gözde zeka pırıltıları da var. Hemen ona aracılık etti, saray hizmetlerine aldırdı ve oradan sadrazam oldu. Diyeceksiniz ki ya adamın hiçbir diploması yok, bir ihtisası yok, hemen birden birdenbire sadrazam, memleket meselelerini ne bilir? Osmanlı'da sistem şuydu efendim, bir kimse herhangi bir tesadüfle Deli Hüseyin Paşa da öyle bir yay kurarak paşa olmuş birisidir. Eğitim bandına alındıktan sonra çok çabuk o eğitim bandında istenen seviyeye gelirdi. Yoksa eğitimsiz olarak gel sen buraya paşa oldun, efendim imzanı da şöyle at, elini tutup adama imza attıracak değil. Bunlar karikatürize eden şeyler ki yanlıştır. Efendim bu hanı yaptırdıktan sonra damat İbrahim Paşa, e, padişahın da yanında tabii, vezir-i azam. Buranın çok kıymetli işlerle uğraşmasını bekliyordu. Bir ferman çıkarttırdı efendim. Bu handa hangi esnaf faaliyette bulunabilir? Bakın kimler bulunabilirmiş? Efendim bu handaki e, iş yapmasına müsaade edilen esnaf şunlardı. Fermanda yazıyor. Kuyumcu, abacı, kumaşçı, çuhacı. Ama bunlar kıymetli şeyler. Öyle abacı, çuhacı derken yani pılı pırtı meselesi değil. Efendim, bu meslekler o dönemde çok itibar görürdü. Tabii böyle esnafın çalışmasına müsaade edilince buradaki dükkanlar hızla kıymetlendi. şey, Damat İbrahim Paşa'nın 1731'deki vefatından sonra, daha doğrusu vefatından sonra 1731'de artık iktidarda değil ya efendim, öldü yani. Bu yasak kaldırıldı. Şimdi birçok işte halıcı, kilimci, o bu askeri terfiler falan e, diken bulunduran esnaf dahi var. Ama iş hanları, e, ikinci plana düşünce buranın geri getirmesi de azaldı. Şimdi ben burada bir yerde oturuyorum. Efendim bu oturduğum yeri merak etmişsinizdir. Abdest alma muslukları, şadırvanın işte su haznesi falan. Şimdi su haznesi yok ya borular bağlanıyor şehir suyu geliyor. Efendim burası bu hanın ortasındaki havuz ve şadırvandı Osmanlı'da bu tip hanlarda ortaya bir küçük mescit, bir havuz, bir de küçük şadrıvan konurdu. Esnaf dükkanı da gözünün önünde burada gelir, abdestini alır, ihtiyacı gidecek yerlerde ayrıca tuvalet buradan ayrı bir yerde yapılırdı. Namazını da burada kılardı. İstanbul'daki mercan yokuşunda, çakmakçılar yokuşunda bulunan birçok hanın içerisinde ya böyle bir cami, mescit büyüklüğüne göre büyük valide handa falan cami, mescit var veya yeri var şadırvanı da, havuzu da mescidi de gitmiş vardı diyerek çekim yaparsak anlatıyoruz. İşte esnafın her türlü ihtiyacı burada öngörülmüş, düşünülmüş, rahat bir ticaret hayatı sürebilmeleri sağlanmıştır. Efendim burası tabi bir vakıf handı bunu da mutlaka Beslediği bir bağlı vakıfları vardı ki bu bazen Kayseri'de bir vakıf olabiliyor, bazen Nevşehir'de bir vakıf olabiliyor. Bunun hangi vakfa bağlı vakıf olduğunu ben deriz doğrusu bilmiyorum. Ama burası kirayla para kazanan yer olduğu için mutlaka başka bir para kazanmayan cami gibi mevlevihane gibi yerleri destekleyen bir han idi. Kayseri'deki e, ticaret hanlarından tarihi hanlardan. Bir hanı daha yani vezir hanı daha sizlere anlattım. Bugünkü programımızın da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kayseri programlarımız inşallah devam edecek. Bitmedi. E, bugünü biz daha ziyade böyle ticari hayatla ilgili yerleri anlatmaya ayırdık. Bundan önceki programımız da öyleydi. İnşallah bundan sonrasında bazı güzel kıymetli camileri sizlere tanıtmaya devam etmek niyetindeyiz. Hoşçakalınız efendim.